mazotun yansıması fiyatları %30 yükseltti şu 10 günde. Yani satışlarda 3'te 1 azaldı. Müşteri de haklı, biz de haklıyız. Satan haklı, diken haklı. Zor bakalım ama umudumuz var. Allah iyisini verir inşallah. Güzel olur inşallah. Rizgat'ta en pahalı ürün hangisidir şu an? En pahalı ürün şu anda... Ya meyvelerin hepsi pahalı. 40 lira 50 lira kalite ama diyelim 15-20 liralık da meyveler var, elmeler var, ince elmeler. Ama genel olarak çoğu pahalı yani. Karnabahar, brokoli, mevsim sebzesi geçen sene 10 liraydı, 20 lira aralığındaydı. Şu an 30 lira, 40 lira, 25 lira, 20 lira bazı yerlerde. O da kalite kalite değişiyor yani. Ama genel olarak bir pahalı var. Havuç geçen sene 10 liraydı, 25 lira bu sene. Limon bile saymadığımız limon tanesi 5 liraya geliyor artık. Zor. Allah yardımcımız olsun. Peki vatandaşlar ne diyor? Vatandaşlar artık görmeye başladım. Normal marul alamıyor. Bir marul, bir kök marul 35 lira. 40 liraya satıyor marketler. Bizde 35 lira. Büyüklüğüne göre değişiyor ama küçüğünü de 35 liraya satıyorlar. Marul alamıyor bayan. Görüyorum teyzemiz, büyüğümüz. Yapraklarını istiyor benden. Bugünleri görmeye başladık. Zor yani. Normal şu anda. Şu anda normal. Ama tabii değişik değişik sebzeler. Kimisi pahalı, kimisi ucuz. Size nasıl geliyor ay sonu? Ay sonu bize şey geliyor, mağdur geliyor. Yani, neden böyle oldu? Mayık he. Bunu anlamıyoruz ki. Anlamıyoruz neden oldu. Evet anlamıyoruz. Anlasak zorluk çekiyoruz. Dur bakalım Allah yardımımız olsun. Eğer cebinizde iki tane kart varsa birinden birine borçlanıyorsun sen. 3 gün, 4 gün veya azam 5 günde maaşın eriyor zaten. Sebebi nedir sizin? Sebebi artık yüksek enflasyon da, hayat şartları da ekonomik olarak küresel olaylar mı değil bilmiyorum yani. Bu çok zaman yani hemen hemen entibi yani koronadan sonra bayağı bir tezgah fiyatlarında felaket bir yükseliş var yani. Dengesizlik var, denetimsizlik var. Yani bu şekilde vatandaşın buna dur deme şansımız da yok yani. Ama yetkili kişilerin, yetkili birimlerin takip etmesi, denetlemesi gerekiyor. İyi, çok güzel, evet, çok az. Normal. Normal, her şey güzel ya. Nasıl fiyatlar? Pahalı. Ay sonu zor geldi ya. Ben emekli adamım. Hı-hı. Emekli maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekli maaşlarında biz de perişan durumdayız ya. Değil mi yani? Ne kadar olmalıydı? En az bir asgari ücret olmalıydı. Çok kötü. Görüyorsunuz. 3 gün sonra geliyoruz. Zam gelmiş. Fiyatlar yani bir artış var evet ama kademeli olarak yani artırmaya çalışıyorlar. Yani diyelim ki 5'e aldığımızı 7'ye vermeye başladılar. Bir dahaki ayet 9'a çıkacak. Bu büyük olan marketlerde de yapılan indirimler var ama zam üzerinden yapılan indirimler var. Yani 20 liralık malı 30'a çıkarıp 25'e satmaya çalışıyorlar. Yani bir nevi yapılan zam üzerinden indirim yapmaya çalışıyorlar. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Yani memurun ve emeklinin, özellikle emeklinin, asgari ücretlinin cebine giren maaş girmeden çıkıyor. Fiyatlar da yok, çok pahalı. Neydi, nasıl memnun olmamız mümkün mü yani? Yok. Baktık, biz de baktık. Yani bir değişiklik görmedim ben. Ha yukarıdan aldı, ha buraya geldin, oradan alırım. Marketten alırım. Buraya da inmem yani. Bir de 18 lirada dolmuş parası ödemem yani. Ay. Yani onu bunlar, esnaf bunlar daha iyi bilir. Biz her yerden alırız da bunlar bunu her yerde satamazlar.